Taylor Polom'un yaklaşımını anlatmaya devam ediyoruz. Bu videoda artık bazı iki tane falan örnek yapacağız ki konuyu daha iyi anlayalım. Hata payını nasıl hesaplarız? Yaklaşımı nasıl yaparız? Şimdi örneğimiz şöyle olsun. Fx eşittir ln x fonksiyonunu kullanarak ln 1.1'in yaklaşık değerini bulalım. Yaklaşık değeri nedir? Bunu bulabilir miyiz? Ve bu yaklaşık değeri bulduğumuz zaman ki acaba bulduğumuz sonucun hata payı nedir? Bunu bulabilir miyiz? Hatası nedir? Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki Taylor polinomu kullanarak yapacağız. Taylor polinomu kullanmamız lazım. Ve bu soruyu nasıl yaparız? Nasıl düşünürüz? Önce bunu başlayalım. Adım adım gidelim. Evet. Birinci adımımız şöyle bir şey olacak. Yani bakın ilk önce şunu söyleyeyim. Yapmaya çalıştığımız şey ln 1 artı 1'e hiç hesap makinesi falan kullanmadan yaklaşık bir değer bulacağız. Ve bu değer için bulacağımız hata payı da şudur diyeceğiz. Yani söylediğimiz değer için ki oluşan hata payım da budur diyeceğiz. Amacımız bu. Bir değer bulmak ln 1 artı 1'e. Tabii ki fx eşittir ln x fonksiyonunu kullanarak yapacağız bunu. Nasıl yapacağız? Şimdi bir kere Taylor polinomu kullanacağız bunun için. Taylor polinomunun merkezi nerede olsun merkezi? Taylor polinomunun merkezini şöyle seçeceğiz. Bulacağımız değere yakın bir yerde olması lazım. Dolayısıyla Taylor polinomunun merkezi 1'de olsun. Merkez C eşittir 1 noktasında olsun. 1 noktasında yaparsak Taylor polinomunu oluşturduğunda 1 civarında bu fonksiyonu temsil eden bir şey oluşturmuş olacağım değil mi? Dolayısıyla 1.1'de 1 civarındadır. O halde 1.1'in civarında 1'in civarında olan 1.1 için de yaklaşık değeri bu polinomu kullanarak bulabileceğimi düşünüyorum. Merkezi 1'de tutarsam. Ve kaçıncı dereceden Taylor polinomu kullanacağımı düşüneceğim. Ben 4. dereceden kullanayım. 4. dereceden Taylor polinomu kullanarak bir yaklaşım yapayım. Tabii ki 5. dereceden kullansanız daha iyi yaklaşım yaparsınız. 3. dereceden kullansanız daha kötü bir yaklaşım yaparsınız. Ama ben 4. dereceyi seçiyorum. Ve bunu ilk önce bu yolu kafamda belirledikten sonra 4. dereceden Taylor polinomum ne olur? Onu bir yazayım. İlk önce genel ifadesini yazmaya çalışayım. 4. dereceden Taylor polinomunun genel ifadesi şöyledir. Fc, bunu artık biliyoruz değil mi çok iyi? Fc artı, tabii ki burada c yerine 1 yazacağız değil mi? Merkezi 1'de seçtik çünkü. Fc, ama ben ilk önce genelini yazayım. Fc artı f'in türevi c çarpı x eksi c artı f'in ikinci dereceden türevi c çarpı x eksi c'nin nedir? Karesi bölü 2 faktöriyel artı 3. dereceden türev c noktasında çarpı x eksi c'nin 3. kuvveti bölü 3 faktöriyel artı 4. dereceden türev c noktasında çarpı x eksi c'nin 4. kuvveti bölü nedir? 4 faktöriyel. İşte Taylor polinomu bu olacak. Taylor polinomum, 4. dereceden Taylor polinomum bu olacak. Tabii ki C yerine burada aslında 1 yazacağız değil mi? Hatta 1'i de yazayım ben şöyle kırmızıyla yazayım. 1 yazarsanız merkezi 1'de alacağım için asıl oluşturacağım polinom şuna benzeyecek. Tabii şurada tek yapmam gereken şu FC'leri bulmak değil mi? F'in türevi 1 ne acaba? F'in türevi 2 ne acaba? F'in 3. dereceden türevi 1 ne acaba? Bunları bulmak. Yani bunları da yazarsam polinomumu çok güzel bir şekilde oluşturmuş olacağım. Şunlar hep 1 değil mi? C'ler 1. C yerine 1 yazdım. Bunu yapmaya çalışıyorum. Şu polinomu yazmaya çalışıyorum ilk önce. Ki bu polinomu kullanarak 1.1'in yaklaşık değerini bulacağım. Şimdi o halde şu türevleri bir bulalım değil mi? Kullanacağım fonksiyon fx eşittir ln x olacağına göre bu fx'in birinci dereceden türevi nedir? 1 bölü x'tir değil mi? Ln x'in türevi 1 bölü x'tir. İkinci dereceden türev nedir? 1 bölü x'in türevi nedir? Eksi 1 bölü x karedir öyle değil mi? X üzeri eksi 1'in türevini rahatlıkla alabileceğimizi düşünüyorum. Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 yani o da eksi 1 bölü x kare. Üçüncü dereceden türev nedir? Üçüncü dereceden türevde bu ifadenin de türevini alırsanız 2 bölü x küp olur değil mi? Dördüncü dereceden türev ne olur? Buraları hızlı yapıyorum. Tabii artık türev almayı çok çok iyi biliyoruz değil mi? Dördüncü dereceden türevde şu ifadenin türevini alırsanız eksi 6 bölü x üzeri 4 olduğunu görürsünüz. Buraya kadar polinomu bulmak için kullanacağım. Bir tane de beşinci dereceden türev bulayım.
4, 5. 5. dereceden türevde hata payını bulmak için kullanacağım şey olacak. O yüzden bunu da yapmışken, elimdeymişken yapayım, değil mi? 5. dereceden türevde şu ifadenin türevini alırsanız 24 bölü x üzeri 5 olduğunu görürsünüz. 5. dereceden türev de budur. Şimdi bunu yazdıktan sonra burada x yerine 1 yazarak şuradaki katsayılarımı bulayım, değil mi? Şuradaki katsayıları bulacağım. X yerine 1 yazarsanız f 1 eşittir ln 1. Bu da eşittir 0, değil mi? ln 1 0 eşittir. F'in türevi 1 eşittir 1 bölü 1. Bu da eşittir 1'dir. Şurada x yerine 1 yazdım. F'in türevi 2. dereceden türevi 1 eşittir. Eksi 1'dir. Burada x yerine 1 yazdım. 3. dereceden türev 1 noktasında 2 bölü 1 2'dir. 4. dereceden türev ise yine 1 noktasında nedir? Eksi 6'dır. Şurada x yerine 1 yazdım. Bir şey yapmadım. Dolayısıyla burada bunları da yazdıktan sonra katsayılarım da belli. Şurada yukarıda yerine koyup artık polinomumu oluşturabilirim. Polinomum ne olur? Dördüncü dereceden Taylor polinomu ln x için tabii ki. Nedir? F1 nedir? Bu 0. 0 artı birinci dereceden türev birinci noktasında 1'dir. Çarpı x eksi 1. X eksi 1. Artı ikinci dereceden türev neymiş? Eksi 1'miş. Dolayısıyla artı da değil. Eksi diyelim buraya. Eksi x eksi 1'in karesi bölü 2 faktöriyel. Değil mi? Artı burada 3. dereceden türev ne eşit? 2'ye eşit. 2 çarpı x eksi 1'in 3. kuvveti bölü 3 faktöriyel artı değil. Eksi diyelim. Bu da eksi 6 olacak. 4. dereceden türevin değeri f1 nedir? Eksi 6. Şuraya eksi 6 yazıyorum. X eksi 1'in 4. kuvveti bölü 4 faktöriyel. İşte Taylor polinomu budur. Burada birazcık düzenleme yaparsak neyi elde ederiz? Şurası 2'dir değil mi? Şuraya 2 yazayım. 2 faktöriyel 2'ye eşittir. Bu 3 faktöriyel ne? 3 çarpı 2. Dolayısıyla şununla şu gittiği zaman burada ne kalacaktır? 3 kalacaktır. Burası ne? 4 faktöriyel ne? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 12, 24 değil mi? O halde bunlar da gittiğinde şurada 4 kalacaktır. İşte Taylor polinomum bu. Yani biraz daha düzgün bir şekilde yazalım. X eksi 1 kaldı. X eksi 1 eksi x eksi 1'in karesi bölü 2 artı x eksi 1'in küpü bölü 3 eksi x eksi 1 üzeri 4 bölü 4. İşte polinomumu, Taylor polinomumu 4. dereceden olmak üzere yazdım. Şimdi ln 1 artı 1'in yaklaşık değerini mi istiyorsunuz? Ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken burada x yerine 1,1 yazmak. P4 1,1 eşittir. X eksi 1 ne olacaktır? 1,1 eksi 1, 0,1 eksi. Şurası 0,1 olacak. 1 x yerine 1,1 yazarsanız. 0,1 karesi bölü 2 artı 0,1 üzeri 3 bölü 2 eksi 0,1 üzeri 4 bölü 4. Şurası 3'müş pardon. Evet. Bu işte bu ifade bana... Bu ifadeyi elle hesaplayabilirsiniz değil mi? Yani ama ben hesaplamayacağım şu anda. Buradan bir sayı elde edeceğiz. İşte bu sayı ln 1,1'in bana kaça eşit olduğunu yaklaşık olarak ama yaklaşık olarak kaça eşit olduğunu söylemiş olur burada bulduğum sayı. Bu soruyu böylece yaklaşık değerini bu şekilde bulabiliriz. Ancak yaptığım yaklaşım adı üzerinde yaklaşık değil mi? Acaba yaptığım yaklaşım ne kadar doğru? Bunu nasıl bulacağız? Ne kadar doğru diyelim? Yani hata payım ne değil mi? Hata payını şimdi bulmaya çalışalım. Hata payı nedir? Onu bulmaya çalışalım. Polinomu buldum. Bakın şurada bunu not alabiliriz. Sorunun cevabı bu aslında. Yaptım ln 1 artı 1,1 için yaklaşım da bu. Bu da sorunun cevabı aslında. Ve şimdi hata payını bulacağım. Şuraları temizliyorum. Buraları zaten polinomu bulmak için kullandım. Şimdi orada da hata payını bulalım. Hata payını bulalım ve soruyu bitirelim değil mi? Hata payının formülü neydi? Hatırlayalım. Biz bu formülü kanıtlamıştık da değil mi? R n'inci dereceden yaklaşım için x eşittir. Ne demiştik? F n artı 1 z yani fonksiyonun n artı birinci türevinin z gibi bir noktada aldığı en yüksek değeri veriyordu bu bana değil mi? Çarpı x eksi c üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel değil mi? F
formülüm buydu. Şimdi bu formülü bulduğum polinoma uyarlarsam, tabii burada da silmişiz her şeyi, yani soruya uyarlarsam ne olacaktır? 5'in 4. dereceden yaklaşım için hata payı eşittir f'in 5. dereceden türevi, değil mi? 4, 5, 5. dereceden türevinin en yüksek değeri çarpı x eksi 1 üzeri n artı 1, 4. dereceden yaklaşım yapmıştım, üzeri 5, değil mi? Üzeri 5, n 4 olduğu için, bölü 5 faktöriyel. İşte bu benim hata payımı verecektir. Sorudaki hata payımı verecektir. Peki şurasıyla ilgilenelim mi? Şimdi şurasıyla ilgilenirsek acaba ne bulacağız? İlk önce bunu bulalım. Yani şu ifade neye eşittir? Yani fonksiyonumun 5. dereceden türevinin en yüksek değerini bulmaya çalışıyorum. Bakın. Fonksiyonun 5. dereceden türevi neydi? Bunun fx'in bütün türevlerini almıştım. 5. dereceden türevi de almıştım. Şuraya yazmıştık ama sildik. Ama ben hatırlatayım. 5. dereceden türevi, yani şöyle diyelim. X 5. dereceden türevi bu fonksiyonun neydi? 24 bölü x üzeri 5'ti. 24 bölü x üzeri 5. Dolayısıyla z gibi bir sayı yazarsam 24 bölü z üzeri 5 olduğunu görürüm. Yani bu fonksiyonun 5. dereceden türevi yapmıştık bir önceki sayfada da sildim. Ama buraya tekrar yazmış oluyorum. 5. dereceden türev 24 bölü z yazarsak yerine, x yerine z yazarsanız z üzeri 5 olacaktır. Şimdi benim amacım bu fonksiyonun, yani bu ifadenin, bu türevin 1 ile, bakın 1 ile, 1 ile, yani x 1 ile 1,1 aralığındayken, niye 1 ile 1,1 aralığı, 1 ile 1,1 aralığında olacak? Çünkü merkezin 1'de, aradığım değerde 1,1. Dolayısıyla 1 ile 1,1 aralığında öyle bir z sayısı seçeceğim ki şu ifade en büyük değerini versin. E nedir? Bu ifadenin en büyük değerini vereceği bu aralıktaki sayı nedir? Z eşittir 1'dir, değil mi? Dolayısıyla z'yi burada 1 seçerim. Neden? Çünkü z'yi 1 seçtiğimde şu ifade maksimum değerini veriyor. Yani hata payımı küçümsemek istemem. Yanlış bir hata payı bulmak istemem. Bu ifadenin maksimum olduğu değeri bulmak isterim ki hata payım güvenli olsun. Peki bu ifadenin maksimum olduğu değer neymiş? Z eşittir 1 için oluyormuş. Z eşittir 1 yazarsak 24 bölü z üzeri 5'te bu ifadenin 24'e eşit olduğunu görürüz, değil mi? 24'e eşit olduğu zamansa z eşittir 1 için, yani maksimum hata payı için bu ifadenin maksimum değerini alıyoruz. O da z eşittir 1 için gerçekleşiyor. 24 bölü 1 üzeri 5 24'e eşit oluyor. Dolayısıyla şu ifade yerine ne yazacağım? 24 yazacağım. R4x eşittir 24 çarpı x eksi 1 üzeri 5 bölü 5 faktöriyel olacaktır. Ve burada işte yine x yerine 1,1 yazarsanız R4 1,1, yani 1,1 için hata payını buluyorum, değil mi? 24 çarpı 0,1 üzeri 5, 1,1 eksi 1 üzeri 5, 0,1 üzeri 5'tir, değil mi? Bölü 5 faktöriyeldir bu da. İşte hata payım budur diyeceğiz. Bunu da yaparsak sanıyorum yaklaşık olarak şöyle bir şey çıkıyor. 0,000002 falan gibi bir şey çıkıyor. Yani hata payınız, bu ifadeyi de yapmış olduğumuzda hata payımızın ne olduğunu görüyorum. Kesinlikle bu kaçta kaç oluyor? Milyonda birden filan, milyonda ikiden küçük bir hata payıyla 1,1 için yaklaşık değeri bulmuş oluyorum. Hata payım milyonda ikiden küçük. Güzel değil mi? Bence çok güzel. Evet, bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda bir tane daha örnek yapacağız.